Merhaba, lezzet programına hoş geldiniz. Surumi Japonca'da kıyılmış balık anlamına geliyor. Burada Odawara'da binlerce yıldır üretiliyor. Avrupa'da satılan endüstriyel çubuk surumilere benzemiyor. Kuşaktan kuşağa iletilen özel bir teknikle usta aşçılar tarafından elle üretiliyor. Odawara, Tokyo'nun güneyinde Sagami Körfezi ve dağlar arasında kalmış bir kent. Bonjour Thierry. Enchanté. Bana ünlü surumi üreticilerini göstermek istiyor. Özellikle fabrikanın en iyi ürünü olan Kamaboko'yu. Kamaboko nedir? Kamaboko, tıpkı judo gibi bir sanat. Asaletiyle müstesna bir ürün. Balığa kıymet vermenin bir yöntemi diyebiliriz. Kamaboko ustasıyla tanışacağız. Japonca'da sensei. Merhaba sensei. Geleneksel kamaboko taze balıktan yapılıyor. Bazı temel hareketlerle kılçıksız eti ayrılıyor ve kıyılmaya hazır hale geliyor. Elle çalışmak bize teker teker balıkların kalitesini anlamamıza, pişirme sıcaklığını ve diğer ayarları en iyi şekilde bulmamıza yardımcı oluyor. Böylece balıktan yapılan hamur daha hafif oluyor. Odawara'nın başka bir sırrı daha var. Odawara, dağlardan gelen su mineralleri bakımından oldukça zengin. Söz konusu mineraller balık hamurunun içine işliyor. Böylece şekil almak için ideal kıvama geliyor. Geleneksel olarak hamura bir tahta kalıbın üzerinde bıçakla şekil veriliyor. Buharda pişiriliyor, soğuk suya yatırılıyor, kamaboko hazır hale geliyor. Görüyorsunuz Cyril, makine yapımı gibi duruyor. Hepsi birbirine benziyor fakat bunlar elle yapıldı. Daha fazla bekleyemiyorum, hadi koşalım. Çevredeki şık mağazalarsa Japon saf balığı sevgisine şahitlik ediyor. Özel günlerde ve bayramlarda sevdiklerinize armağan edilmek üzere sizi bekliyor. Kamaboko'yu tatmak için bir masaya geçiyoruz. Bu surimi fırında yapıldı, diğeri kızartıldı. Şuradaki ise buğulama yöntemiyle pişirildi. Burada ise tahta üzerinde şekil verilen ve buharda pişirilen Japonya'nın en ünlü kamabokosu var. Tadı hiç bozulmamış. Hala gerçek balık tadını alabiliyoruz. Mirin katıldığını anlayabiliyoruz. Hafif şekerli bir tat katmış. Şu an tipik bir Japon yemeğini tadıyoruz. Bu Japonya'nın özgün bir yemeği. Dokusunu ve tadını hissedebiliyoruz. Gerçekten de herkesin bu ürünü tatması gerek. Bence bu benzeri az bulunan bir yemek.